Detroit Sanat Enstitüsündeyiz ve James Whistler'ın Siyah ve Altın Renkli Noktürn, Yere Düşen Kıvılcımlar tablosuna bakıyoruz. Tablo 1875'te yapılmış. Kıvılcım dediği Thames Nehri üzerine düşen havai fişekler. Gece olduğu için biçimler net değil. Hiçbir şeyi kesin bir şekilde göremiyoruz. Havai fişekleri havaya salan roketten çıkan parçalar dikkatimizi çekiyor ve elbette bu kıvılcımlar geçici. Tablonun adı tarihi ya da mitolojik bir özneye atıfta bulunmuyor. Bu bir portre ya da jan sahnesi değil. Nocturne, geceyi anlatan müzik parçalarından esinlenerek kullanılmış bir terim. 1875 yılında karanlık ve gece kavramlarının insanların kafasında ne anlama geldiğini düşünelim mi beraber? Günümüzde hava aydınlıkken etrafta elektrik olması çok yaygın bir durum. Şehirlerde her yerde sokak lambaları var. Geceyi ışıkla aydınlatıyoruz. Bilimin ilerlemesi sayesinde insanlığın deneyimlediği en temel özelliklerden biri olan karanlık giderek yok oluyor. Sanatçılar da bu sebeple geceyi tablolarına zaman zaman konu etmişler. Evet Ortalama bir sanatsever bir sergiye gidip bu tabloya baktığında bir olay örgüsü görmek isterdi. Figürlerin, manzaranın olduğu, hikaye anlatan tablolar gibi. Bu açıdan bu tablo epey modernist. Buradaki en önemli ipucu da tablo adındaki müziğe atıfta bulunan kelime. Müzikte anlatısal bir öykü yoktur. Notalar, ritim ve müziğin dokusu güzellik oluşturmaya yeter sanatçı da aynı türden soruları soruyor gibi. Renk, ton ve bunlar arasındaki ilişki derin bir duygusal deneyim oluşturmaya yeter mi? Sanat eleştirmeni John Ruskin, Whistler'ı halkın yüzüne bir boya kutusu fırlatmakla suçlamıştı. Sanatın zanaati açığa vurması, gerçekliği tasvir etmesi, yanılsama oluşturması ressamın becerilerini göstermesi gerekiyordu. Bunun üzerine Whistler, Raskin'e dava açtı ve duruşma sırasında Raskin'in avukatı hemen meselenin can alıcı noktasına geldi ve Whistler'a şu soruyu sordu. Noktürnü siyah ve altın renginde boyamak için çok vakit harcadınız mı? Whistler dedi ki, Birkaç günde bir tablo bitiririm. Bir günü tabloyu boyamaya, diğer günü de son dokunuşları yapmaya harcarım. Raskin'in avukatı da bunun üzerine, İki günlük bir emek için mi 200 yine para istiyorsunuz? Mr. cevap verdi. Hayır, bu parayı ömür boyu çalışarak edindiğim bilgi birikimi için istiyorum. Bu cevap, tabloların aslında felsefi bir sorgulama türü olduğu fikrini destekliyor. 21. yüzyılda yaşayan bizler için bu halen geçerli bir soru. Bir sanat eserinin değerini nerede konumlandırmalıyız? değer zanaate ve sanatçının becerisinde e, mi olmalı değeri burada mı konumlandırmalıyız yoksa tabloya temel teşkil eden fikirlerde mi elbette fikirlerin yanı sıra zanaatin önemi de çok büyük sanatçı bu tabloyu büyük bir dikkatle yapmış ve önceki deneyimlerden özellikle de Japon baskı tekniğinden faydalanmış Japon sanatçı Hiroshige Gece vakti gökyüzündeki havai fişekleri sık sık gösteren bir sanatçı. Sanatta bir öykünün ve anlatının reddine genelde sanat için sanat deriz. Özellikle 1860'ların başında İngiltere'deki pek çok sanatçı için bu önemliydi. Örneğin Albert Moore. Sanatçılar sanatın biçimsel özelliklerine bakar, anlatının ya da konunun önemini azaltırdı.